Merhabalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün öğrencilere gençlik nereye gidiyor diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Bu arada patronumdan izin aldım. Sakız çiğneyerek yapabilir miyim röportajı? İzin verdi. Hadi gel. Sizce gençlik nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun sen? Söyle bakayım. Ya gençlik nereye gidiyor derken yani kasıt ne mesela? Nereye gidiyor? Bu gençliğin sonu ne olacak? Yani ben ileriyi bilemiyorum ama iyi şey olacağı çok düşünmüyorum. Çünkü kendilerini geliştirmek anlamında çok kısır bizim gençliğimiz. Yani şurada kedi tüyü var. Az önce kedi. Kediyle de mi röportaj yaptın sen? Kedi. Getirip keşke buraya tutsaydım. Öyle. Hayır, bir de bu kadar ciddi bir konu için. Gördüm onu. Gel bakayım. Evet, ben sizi böldüm ama kaldığınız yerde. Rica ederim. Ya nerede kaldık? Baksana nerede kalmışız orada. Gençlik nereye gidiyor? Evet. Gençlik nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Mesela sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, ben doğru olduğuma inanıyorum yani. Tamam. İnandım, tamam. Gece kulübüne gittiğini öğreniyoruz arkadaşlarından. Bu yayınlanacak mı? Evet. Babasına selam. Abi yayınlar hayatım biter. Yayınlamamam için bir sebep söyle şu an. Çok güzelsin. Ne alakası var ondan? Oldu mu? Hani babam mı görecek? Neden yayınlanacak? Babam görse neyi ispatlayacağım babama? O zaman yayınlanacak. Kız arkadaşım görse neyi ifade edecek? Kız arkadaşım habersiz mi gidiyorsun? Herhalde. Bir daha seni kahretmesin. Niye kız arkadaşa habersiz gidiyorsun? Haber mi vereceğim? Vereceksin tabii. Sen arkadaşa izin verir miydin? Şöyle yakışıklı, karizma insanlarla ben bir tane izin verirdim. Senin bakış açın diyelim o zaman. Tamam o zaman ben bunu yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Nerede yayınlayacağım? O zaman bir çift daha ayırmış bulunmaktayım. Nerede yayınlayacaksın? Şehir kapında, Instagram, Facebook ve YouTube kanalımda. Tamam. Takip engelleriz oradan olur işte. Allah aşkına YouTube'da bir engelleme yok. Girmiyor, kullanmayın. Senin kız arkadaşını bulup bizzat göndereceğim. Ya. Adını soyadını söyleyeyim mi? Ya bak Tayyip yolar seni. Hayır, bu kadar korkuyorsun. Niye gidiyorsun? Kim korkuyor ya? Kim ki o? Hayırdır ya. Kız arkadaşın şu an nerede? İzmir'de. Burada değil yani. Bir de burada değil. Sen ondan bu kadar rahat. Nereden anladın? Demek nereden anladık? Isparta küçük bir yer olduğu için burada olmuş olsa yapamazsın diye düşünüyorum. Yani İzmir'de aynen ondan bu kadar rahat. Ama umarım izlersin. İnşallah. Sen de yalan söylememen gerekiyor. İnşallah. Gerçekten buna şahit olmak için beni bu kadar konuşturdun. Tamam oralarını keseceğim. Kesin zaten başka bir şey kalmıyor ki. Komple silmen lazım. O zaman gençlik nereye gidiyor diye söyle. Bilmiyorum, cehenneme gidiyor. Nereye gidecek? Nereden bileyim? Bir yere gitmiyor yani. Sap olmayacaklar yani. Cehenneme gidiyor gençlik. Cennete gidecek olan yok mudur? Yoktur ha. İlahiyatta aşağı tarafa gideceğim onun için. Baba hiçbir fikrim yok benim. Mesela sen nereye gidiyorsun? Arkadaşın nereye gidiyor? Siz komple nereye gidiyorsunuz? Sonunuzu nasıl görüyorsun? Pek parlak değil. Gençlik devletimiz nereye yönlendirirse oraya gidiyor. Mesela siz nereye gidiyorsunuz? Yönlendirebiliyorlar o zaman sizi, konuşamıyorum. Dış mihraklar. İşler yönlendiriyor bizi. Nereye yönlendirirlerse oraya gidiyoruz. Yani nasıl diyeyim? Herkesin sonuçta kendi bir kariyer planlaması vardır. Kendi bir düşüncesi, yapmak istediği işler vardır. İyi veya kötü bir şekilde bir yerlere gelmek ister insan. Ben şu an kafamda kurduğum yolda bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Kafanda ne kurdun çok merak ediyorum. Şu okuldan bir mezun olayım. Haziran ayıyla. Allah kerim. Allah kerim. Allah kerimdir, gidelim yani. Kız arkadaşınızla. Çok güzel maşallah. Kız arkadaşına yürüdüm ya. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Kaç yıldır birliktesiniz? Mübarek yeni oldu. Daha yeni. Çok yakışmışsınız ama nasıl internet? Ay çok merak ettim, bir dakika. İnternette nasıl tanıştınız? Ome TV'de. Ome'de biliyor musun Ome TV'yi? Sakin olunca azar falan var telefonda. Onun bilgisayar versiyonu. Ya onun gibi bir şey aslında. Senin ne işin var bu programda? Hiç sorma. Adamı neler yaptığını bilsin. Aynı şeyde olduğunu öğrendim. Hayır şöyle olay, ben İzmirliyim. Gökçe kız arkadaşım Antalya'da. O güç zamanı geçen Temmuz'da. Biz arkadaşlar takıldık, geçtik. Sonra sabah benim canım sıkıldı. Evde şeye girdim, Ome TV'ye. Baktım o sırada Gökçe geldi. Normalde kızlar hemen hızlı geçer öyle şeyler. Geçmedi. Sonra muhabbet ettik biraz. İşte neredesin, ne yaparsın, okursun falan filan. Ondan sonra dedim Instagram adresini verir misin, verdi. Sonra DM geldi. Ama o sırada 1 saat kadar sürekli şeyde canlı yayında konuştuk yani. Daha sonra işte Instagram'ını aldım. Sonra Instagram'da 1-2 gün konuştuk. Sonra numarasını verdi. WhatsApp'tan konuşalım. Ondan sonra WhatsApp'tan konuştuk. Temmuz'da oldu bu olay. Ağustos'un 3 Ağustos'ta teklif ettim. Dedim ki yani hiç görüşmemiştik daha önce, biliyor musun? Sadece şeyde. Telefonda görüntülü ve sonra o da o sırada sınava girmişti. Bu sene kazandı. Benim için bir senem buldu. Olmaz. Bal gibi oluyor. Ondan sonra burayı da kazandı. Sonra ben bir de teklif etmiştim. Hani dedim duygularım daha da farklı oldu. Kafamız anlaşıyordu çünkü. O da boş değilmiş bana karşı. Ama çok güzel kız maşallah. Ha, teşekkür. Hadi yine iyisin. Ben boş muyum? Eli yüzü düzgün çocuksun canım şimdi. Evet, sence gençlik nereye gidiyor? Gençlik. Aslında kişiye göre değişir bu. Yani şöyle anlatayım size. Gençlik, herkes zaten kendi başına buyruk hareket ediyor. Düşünüyorum. Düşünüyorum şu an, kelimeleri yuttum. Her neyse, gençlik nereye gidiyor? Gençlik gitmiyor. Cidden gitmiyor. Bu dönemde gitmeyenler vardı. Gitmiyor. Birincisi zaten devletin ne olduğu ortada, eğitimin ne olduğu ortada. Aynen öyle. Ya sen bir sus lan. Ben aşkım oradan bana kazısın. Yani gençlik aslında yozlaşıyoruz, asimile oluyoruz. Yani yabancı özentisi olur ya, batı özentisi çok fazla var. Kendi özbenliğimizi yitiriyoruz desem daha doğru olur. Valla yol göremiyorum şu anda, nereye gitti belli değil. Yani sen nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Güzel soru. Ben her yere gidiyorum. Ne demek her yere gidiyorum? Oğlum aklımıza kötü şeyler geliyor. Yok o kadar değil. Nereye giderim mesela? Ben nereye giderim? İnternet kafeye gidiyorum genellikle. Ya eve gidiyorum. Gidiyor. Nereye gidiyor? Sen nereye gidiyorsun diyor. İnternet kafeye gidiyorum dedi ya. Çok kötü yani. Kaşın neden yarıldı? Bunu bize anlatmak ister misin? Bunu bize anlatmak ister misin? Kötü örnek olurum ama. Yok canım, hani sonunda da güzel bağlarsın diye düşünüyorum. İşte yaptım, pişmanım. Evet, çok yaptım. İçtim. Yardım kaşımı, düştüm. Yerlerde süründüm. Sonuç bu. Gençlik nereye gidiyor? Kötü yerlere gidiyor işte, bilmiyorum yani. Sen de kötü yere mi gidiyorsun? Evet, ben akışa bıraktım kendimi. Anı verdiyse yaşıyorum. Oradayım. İnşallah doğru yolu hep birlikte buluruz. Umarım. Birbirimize destek olalım arkadaşlar. Lütfen seferber olmayın. Peki sen nereye gidiyorsun? Sağa sola. Gençliğe bak, gençlik bitmiş. Neye tekrardan. Bir kedim var. Ona mama alma çabasıyla çalışıyorum. İnsanların peşinden koşturuyorum. Yeri geliyor azar yiyorum mikrofonu uzattığım için. Ama çalışıyorum. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum arkadaşlar. Siz de hayallerinizin peşinden gidin. Benim eve gidiyor hepsi. Ya enflasyon belli. Döviz belli. Yurt dışına çıkmak istiyoruz. Döviz gene belli. Bu arada buradan anneme selamlar. Babana da selam söylemeni istiyorlar ama. Babandan bahsetsene oğlum. 200 lira verdi, yetmedi. Ha mesela babam. Dün Antalya'dan geldim. 200 lira para verdi, bitti şu an 15 lira. Antalya'ya niye gittin? Para almak için. Ha, Antalya para almak için. Baban Antalya'dan. Aynen, Antalya'da yaşıyor. 20 lira Antalya, Adıyamanlıyım. CCAK'in Instagram. Bekliyorum herkesi. Seni de bekliyorum. Gençlik nereye gidiyor görürsünüz arkadaşlar. Yani sen o saçınların önünü görebiliyor musun? Evet, şu an seni görebiliyorum ben. Ay inanmıyorum, şaka yapıyorsun şu an. Şaka yapıyorsun. Ama yine de bir şey görüyorsundur. Allah aşkına ben rahatlayayım, şunu bir geriye at. Ha, yüzün gözün açılacak, ne güzel yüzün gözün var. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Gençliğin şu an nereye gittiği tamamen ülkenin problemlerine bağlı biraz. Yani ülke ne kadar geriye giderse gençlik de o kadar geriye gidiyor. Ama yine bunu halledebilecek kişiler de bizleriz. Çok güzel bir cevap. Gençlik çok kötü yerlere gidiyor. Aklım bile hayal edemezsin. Hani anlatamam, o derece yerlere gidiyor. Sizce nereye gidiyorsunuz? Akışına göre yani. Bunun gibi arkadaşlar. Siz nereye gidiyorsunuz? Bizim gittiğimiz yol değil ama manzarası güzel. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Gelecekte işte göremiyorum, sıkıntı orada. Gelecekte hiç mi göremiyorum kendini? Yok. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin o zaman diyelim. Çok teşekkürler. Boyu biraz daha uzun olsa daha iyi şeyler görebilir ama. Bence boyu bayağı kısa yani. Yani gençlik Türkiye'de pek fazla bir şey yapamıyor yani. Hani bir bakıma bakarsak hani Türkiye'de bütün gençler hep işsiz, boş boş geziyorlar. Motorun üstünde giden bir çocuk görürseniz. Gelecekte kendimi şu an göremiyorum herhangi bir yerde. Yani şu anlık herhalde konseri partidir. Bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı, zile basmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.